7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Bana bulacaksınız. Teğmen Sezai Burun'u da, onu azmettiren herkesi de bulacaksınız. Thank you.
güçlenmede haber verin. Onlar da tehdit altında. Kapıya asker koydu. Buralar sana emanet. Sen merak etme. Beni çağırtmışsınız. Beni neden çağırttınız? Söyler misiniz lütfen? Bazen hiç istemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kalabiliyoruz, değil mi? Mademoiselle Aras. Ne demek istiyorsunuz? Keşke Davut Kahraman bu kadar inatçı olmasaydı. Ama bu tüklegin kanında var. Yıllardır, hatta yüzyıllardır böyleler. Sahip oldukları ne varsa simsiki tutulup asla geyi bırakmazlar. Ne demek istiyorsunuz? Davut Kahraman dersini aldı. Siz de lütfen işinizi liyakatle yapınız. Kendinize bir çeki düzen veriniz. Siz Davut'a bir şey mi yaptınız yoksa? Biz yapmamız gerekeni yaptık. Benimle açık açık konuşun. Ne yaptınız Davut'a? Siz aşık mı oldunuz Mademoiselle Aras? Sizinle bu şartlar altında daha fazla çalışamayacağız. Davut'a ne yaptınız? Bana cevap verin. Ne yaptınız Davut'a? Hepsi benim yüzümden oldu. Keşke senin yerine ben gitseydim. Keşke o kurşunlar bana sıkılsaydı. Beyce, sana yalvarıyorum. Ne olursun bizi bırakıp gitme. Abla, Yakup'a söz verdim bir kere. Gitmem lazım. Beyce, biz ne yapacağız burada? Bak, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Hatta biraz sonra ne olacağını bile bilmiyoruz. Ölümlü dünya. Biz Fikriye ile tavırlarımıza daha dikkat ederiz, olur mu? Sizi sık sık ziyarete geliriz. Yapma Beyce. Gitmemiz lazım. Beyce, lütfen. Gülfem Hanım'la görüşecektim de ben. Teğmen Sezai şehit oldu. Onu haber edecektim. Hemen çağırıyorum.
Gülsem Hanım. Ne oldu Zarife? Teğmen Sezai'yi vurmuşlar. Şehit olmuş. Kimden duydun? Eyüp Çavuş geldi söyledi. Şimdi askerlerle birlikte kapıdalar. Sizi görmek istiyorlarmış. Başımız sağ olsun. Şimdi? Teğmen Sezai. Aşağıya alalım askerimizi. Bu sebebi sensin ulan. Davut. O insanlarla işbirliği yapan sensin. Senin ellerinde asker kanı var ulan. Davut değer miydi ulan? He? Para için değer miydi? Gencecik bir insan oldu lan. Değer miydi para için? Davut sakin ol. Sen de içeri gir. Karnım tutadın hadi. Gencecikti ulan. Davut tamam. Gencecikti. Şehidimizin eşyaları. Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey Eyüp? Nasıl düzgün bir insandı, nasıl merhametliydi? Kim yapmış belli oldu mu? Kim yapacak be iyice? Babamı öldürenler, madeni havaya uçuranlar, Celal'le Fikri'yi kaçıranlar yaptı. Kim yapacak? Yenge, arkadaşlar burada sizinle kalacak. Siz de bir vakit dışarı çıkmayın, evde kalmaya gayret edin. Ben de sık sık uğrarım. Davut nerede Eyüp? Hastanede, TMM'ye götürdüler. Yenge. O da nereye?
Yenge, bana ayrılmamanız lazım. Yenge. Evin önünden ayrılmayın, teyakkuz halinde olacaksınız. Emredersin. Yenge! Ben bu kadar ileri gidebileceklerini hiç hesap etmedim. Hiç! Teğmenimin annesi geldi. Kapının önünde sizi bekliyor. Teğmen Sezai'nin kurşunları. Bu da senin payın. Bunu iyi sakla. Öldürsene beni şimdi. Niçin öldürmüyorsun? Sen bana lazımsın Ali. Fransızları tek tek öldürene kadar sen bana lazımsın. Kapıyı. Teğmenimin annesini görelim. Fatma, gelin beraber görelim. Ben tutamadım yani. Tamam hep, hadi sen karakola dön. Tamam. Davut. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Hepsi benim yüzümden. Hayır, kendine böyle eziyet etme. Hayır. Hep benim yüzümden. Kardeşim, Sezai. Sezai! Benden uzak duracaksın. Bir daha yanıma yaklaşmayacaksın. Sakin ol Davut. Tamam mı? Biz ayrıldık. Hep ayrı kalacağız. Duydun mu beni? Ben sadece senden başsağlığı dilemeye geldim. Tamam, diledim, bitti gitti. Evinden çıkma. Kardeşlerinin yanından da ayrılma. Şükür.
Şükürler olsun. Bir daha bana yaklaşma. Çünkü sen de zarar göreceksin Gülhan. Gidelim buradan. Konuşacaklarımız oldu. Gidelim lütfen. Nerede bu çocuk? Kiloydu doğduğunda benim oğlum. Doktorlar ölecek dedi. Yaşamaz dediler. Göğsümden ayırmadım. Kucağımdan indirmedim onu. Gül kokardı benim oğlum. Kokusu hala burnumda. Yeni açmış gül gibi kokardı. Doğduğunda yüzü küçücüktü. El kadar. Doğduğunda bile gülümsüyordu. Yaşamaz dediler, yaşadı. Ölecek dediler ama o yaşadı. Morgda gördüm ben onu. Göğsünden vurmuşlar. Kan kokuyordu oğlum. Kan kokuyordu Sezai. Teyzeciğim Allah sabırlar versin. O kadar iyi bir evlat yetiştirmişsiniz ki. Sağ ol yavrum, sağ ol. Gülfem Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Teyzeciğim, benim ismim Gülfem. Teğmen Sezai bizim için çok kıymetliydi. Bundan sonra beni de bir evladınız bilin. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen haberdar edin. Tekrardan başınız sağ olsun. Davut'un nerede olduğunu biliyor musunuz? Az evvel Bahar Hanım'la gittiler. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Sizin de burada olmamanız lazım. Eve bırakalım. Ben başım çaresine bakarım. Sezai'yi vuran o tetikçiyi bulacaksın Bahar. Davut, ne olur bu işin peşini bırak. Anlamıyor musun? Bu adamlar çok tehlikeli. Yanlarına mı kalsın? Gencecik hayalleri olan bir askeri öldürdüler. Teğmen Sezai bu yaşta toprak olacak. Yanlarına mı kalsın? Bulamam. Öğrenemem. Öğrenseydim de söylemezdim zaten sana. Öldürürler seni. Öğreneceksin Bahar. O kansızın nerede olduğunu öğreneceksin. Sen bizi mi dinliyorsun lan? Hı? Sen bizi mi dinliyorsun? Ha? Bizi mi dinliyorsun sen? Ha? Fransız patronlarına mı söyleyeceksin? Onların maşası mısın lan sen? Ha? Davut, ne yapıyorsun? Bırak adamı. Davut, lütfen. Öğreneceksin Bahar. Hızır, bu akşam beni bu hastaneden çıkartıyorsun, tamam mı? Ama Ali Bey, doktor az önce dedi ki en az 2 gün... Hıdır, sesin çok kalın. Tamam, bırak sen, kapıyı aç.
lütfen. Bu yaşananlarla bir alakan var mı Ali? Bırak bırak, istemez istemez. Gülfem Hanım, ben daha hayatının baharında olan bir askerin ölümüne sebep olmam. O zaman gidip askere Fransızlarla ilgili ne biliyorsan anlatacaksın. Ne yapıyorsun bu hastanede sen? Kim vurdu seni? Söyle. Benim kardeşimi kaçırdılar. Adım gibi eminim Teğmen Sezai'nin katili de onlar. Ne zamandır değiştim değiştim deyip duruyorsun. Al sana fırsat. Bakalım gerçekten değiştin mi yoksa hala aynı Ali misin? Göreceğiz. Ne biliyorsan gidip jandarmaya anlat Ali. Şimdi ben seninle böyle mutlu, mutlu, mesut, hı, huzur içinde, refah içinde. Celal, bak sabahtan beri dolaşıyoruz. Yemek yedik, çay içtik, pamuk şeker aldık, balon aldık. Ama bak saat çok geç oldu. Hem burası çok soğuk. Aa, üşüdün mü sen? Üşüdüm tabii, ne işimiz var burada? Hem ablam da beni merak etmiştir. Söyle artık ne söyleyeceksen. Tamam, tamam, haklısın. Tamam. Söyleyeceğim. Fransızların kaçırıp da tuttuğu yerde ben hani sana parmağına bir ipten yüzük yaptım. Hı, bak takıyorum hala. Ya kurban olurum ben sana. Kalk. Eğer sen de istersen biz bunların gerçeklerini takalım. Gülfem yengenden istemeye geliriz hemen yarın. Anamın da haberi var. Karabük'ten gelsin. Hemen yarın sabah istemeye gelin. Hayır mı diyeceğim? Evet diyeceğim. Ay canım iyiyim. Getir bakayım parmağını. Çok da güzel oldu. Kendime de şöyle bakayım. Fikriye, benimle bir an evvel evlenir misin? Evet, evet, evet. Ne oldu hayatım? Niye ağlıyorsun? Teğmen Sezai'yi vurmuşlar Yavuz. Şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Nasıl olmuş? Hainler pusu kurmuş. Sen neredeydin bu saate kadar? Nerede olacağım hayatım? İstanbul'daki evimiz için tanıdık tanımadık insanlara fikir soruyordum. Yatırım için teatide bulunuyorduk. Hepsi bu. Yavuz bak ne diyeceğim sana. Bir süre gidişimizi ertelesek olur mu?
Ben durumlar böyleyken Gülfem'i yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam hayatım, erteleyelim. Erteleyelim, sen nasıl istersen. Sağ ol Yavuz. Gülfem, biz bu şartlar altında bir süre gitmeye erteleyelim dedik. Bu durumlar böyleyken İstanbul'a gitmek istemiyoruz seni bırakıp. Çok sevindim Beyci. Çok mutlu ettin beni kardeşim. Teşekkür ederim. Başımız sağ olsun Gülfem. Zonguldak çok mühim bir insanı kaybetti. Allah taksiratını affetsin. Amin. Hemen açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zarife. Fikriye, neredesin bu saate kadar? Abla, Celal hoş geldin. Kusura bakmayın, ben sebep oldum geç kalmasına. Abla, Celal bana evlenme teklif etti. Yani biz evlenmek istiyoruz. Tabii iznin olursa. Hayırlısı olsun. Abla. Abla ne oldu? Teğmen Sezai'yi kaybettik. Ne? Nasıl olmuş? Karakolun önünde vurmuşlar. Şehit oldu. Nasıl yaparlar? Ulan bu kadarını nasıl yaparlar? Benim abim bulmam lazım. Davut'u bulmam lazım. Dikkat et Celal. Tamam. Ah benim güzel oğlum. Ah benim Sezai oğlum. Babacığım, ne olur üzme kendini. Bak daha yaraların iyileşmedi. Ne yapayım kızım? Durduramıyorum. Ne yapayım? Davut ne yapacağız? Ne yapacağız Davut? Bu zulmü nasıl durduracağız? Baba sen hiçbir şey yapmayacaksın. Oturup dinleneceksin. Kızım ben duramam. Ben duramam Hatice. Göksel Bey geliyor. Tanışabildik İdris Bey. Davut sizden çok bahsetti. Nihayet efendim. Nihayet. Hoş geldiniz. Konuşmamız lazım. Hatice sen misafirlerimiz için bir şey hazırlat kızım. Tamam baba. Davut. Bana bir söz vermeni istiyorum. Teğmenimizi layıkıyla defnedene kadar sakin olacaksın, bir şey yapmayacaksın. Bahar Aras tarafından bilgi toplamaya devam edeceksin. Biz de kendi istihbaratımıza devam edeceğiz. Ne zaman harekete geçeceğiz peki? Cenazeden sonra toplanıp konuşacağız. Ama sen bu süreçte itidalli davranacaksın. Beni Ömer verdiğince. Bu çocuğa laf dinletmekte zorlanıyorum. Ben de öyle efendim. Ben de öyle. (Gülüyor)
Keşke bu gece de hastanede kalsaydınız Ali Bey. Hıdır, sesin hala kalın. Haklısınız Ali Bey. Sen geç arabayı hazırla, beni arabada bekle. Başınız sağ olsun. Kabri geniş, mekanı cennet olsun. Sağ ol evladım. Matmazel. Geçmiş olsun mu geldiyseniz. Geçti. Sizinle hemen konuşmamız lazım. Tekrar başınız sağ olsun. Geldi mi? Yok Celal Bey, gelmedi. Allah Allah. Ya mahalleye gittim, yok karakola baktım, yok burada yok. Kasapoğlu çiftine gitmiş olabilir. Abi. Celal. Sen iyi misin? İyiyim. Gidelim şunların yerlerini bulalım, intikamımızı alalım. Önce bir Teğmen Sezai'ye borcumuzu ödeyelim. Sonra ben o vicdansızlara ne yapacağımı biliyorum, merak etme. Matmazel, siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Ali Bey, bu insanlar işleri bittikten sonra hepimizden kurtulacaklar. O kadar suç işlediler. Arkalarında bu kadar tanık bırakırlar mı sanıyorsunuz? Askerlerle işbirliği yapmak zorundayız. En azından o tetikçiyi yakalarlarsa ellerinde bir kanıt olur Flaubert'le ilgili. O zaman gidip askeri Fransızlarla ilgili ne biliyorsan anlatacaksın. Benim kardeşimi kaçırdılar. Adım gibi eminim Teğmen Sezai'nin katili de onlar. Ne zamandır değiştim değiştim deyip duruyorsun. Al sana fırsat. Bakalım gerçekten değiştin mi yoksa hala aynı Ali misin? Göreceğiz. Ne biliyorsan gidip jandarmaya anlat Ali. Pekala. Ben gerekeni yapacağım. Siz merak buyurmayınız. İyi akşamlar. İyi geceler. Allah sabır versin. Sağ olun arkadaşlar. Allah sabır versin. Eyvallah. Sağ olun. Ben depoyu kilitleyeyim, çıkalım abi. Senin ne işin var burada? Ben seni görmek için geldim.
Bugün söylediklerini hiç aklımdan çıkmadı Davut. Gülfem, hadi evine git. Bana zarar vermelerinden korktuğun için böyle söylüyorsun, biliyorum. Bu yüzden kendinden uzaklaştırıyorsun beni. Bahar'la aranda hiçbir şey olmadığını biliyorum. Beni çok sevdiğini de biliyorum. Bensiz yaşayamayacağını da. Seni çok seviyorum Davut. Sen benim umudumsun, güneşimsin. Sen benim gökyüzümsün. Sen benim nefesimsin. Sen benim mutluluğumsun. Sen benim yüreğimsin Davut. Sen ölürsen ben yaşayamam, ne olur ölme. Gülfem! Gülfem! Davut. İyi misin? İyi miyim? Hadi. Eve gidip dinlenelim biraz. Sabah cenaze var. Benim halletmem gereken bir iş var. Karakolda buluşuruz. Tek başına gitmeyeceksin. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Hadi çıkalım. Sen git odana dinlen. Olur mu öyle şey Gülfem Hanım? Kusura bakmayın. Öyle uyuyakalmışım azıcık. Olur mu canım? Ne kusuru? Ya askerler dışarıda, bir şeyler hazırlayayım dedim. Ondan geldim mutfağa. Ben de yardım edeyim size Gülfem Hanım. Olur. Yardım et, hemen bir şeyler hazırlayalım. Tamam. Zeytin koyalım Gülfem Hanım. Teğmenimi vurduklarında kapıdaki nöbetçilere ekmek peynimi veriyormuş. Biliyor musun? Biliyorum. Arkadaşlar. İçeri buyurun. Biz size bir şeyler hazırladık. Isınırsınız. Çay da demledik. Lütfen buyurun. Olur mu öyle şey Gülfem Hanım? Niye olmasın canım? Siz içeri geçin, ben geliyorum. Çekinmeyin lütfen. Sağ olun. Thank you.
Burada ne aradığını öğrenebilir miyim? Ne bu silah? Evet, dinliyorum. Hadi evine git, hava çok soğuk. Ben zaten evimdeyim. Asıl sen evine git. Burada kalacağım. Kimseyi rahatsız etmem, merak etme. Güvenliğimiz için endişe ediyorsan asker arkadaşlar içeride. Endişe etmeye lüzum yok. İnat etme, zaten hava soğuk, hadi üşüyorsun. Ne yapıyorsun? İnat etme, hadi. İstemiyorum onu, istemiyorum paltonu. İstemiyorum. Şşş, üzme artık. Bırak, istemiyorum. Ne istiyorsun benden? Öğlen yanıma yanaşma, benden uzak dur diyorsun. Akşamına evimdesin. Hadi evine git. Bırak beni, bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Bu sesler ne? Afiyet olsun arkadaşlar. Hayırdır, ne iş var bu askerlerin? Askerler üşümüştür, acıkmışlardır diye Gülfem Hanım'la bir şeyler hazırlamıştık. Ne senin yardımına ihtiyacım var, ne de beni korumana. Ben kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Sen ne kadar inatçısın. Yeter artık, yeter. Olanlardan ders çıkar. Ev değil, İtalyan sirki. İki gün önce kardeşlerimizi kaçırdılar. Değmen Sezai öldü. Ben sizi korumak zorundayım. Şimdi hasta olmadan gir şu eve. Fikriye, bu konaktaki en aklı Selim sensin. Ablana sahip çık. Benden de, ailemden de uzak dur. Çünkü artık seni tanımıyorum. Uzak dur bizden. Thank you.
Teğmen Sezai'ye selam olsun. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Selam. Var git önüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Sola dön! Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Bir zamanda İleri, marş marş! Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda gel. Araç olan der ki konup geçerken. Şerbetini tasta içerken yine buldun beni senden kaçarken. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Yine buldun beni senden kaçarken. Peygamberimize komşu olsun. Allah'ım sabır versin. Hikmet! Thank you.
Bu görkemli gözdağından sonra önümüzde hiçbir engelin kalmadığını düşünüyorum. Buna... Buna... Şimdiden başınız sağ olsun. Merci. Saygıdeğer beyefendiler. Beyefendiler. Monsieur. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim ben buraya sizden af dilemek için geldim. Gerek Maden Mahallesi gerekse Paşazade Madencilik'le ilgili aldığım kararların hepsinde yanıldım. Yani daha doğrusu zaaflarıma yenildim diyelim. Bundan sonraki süreçte benimle çalışmazsanız hakikaten bunu anlayabilirim. Lakin sizi küçük bir konuda uyarmak isterim. Sizi dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Matmazel Aras. Kendisinin son zamanlardaki hal ve hareketleri dengesiz. Bilginiz olsun. Biliyorum, o yüzden çalışmama kararı aldık. Lakin şunu söylememe müsaade buyurun. Bahar Hanım, bu amele parçası Davut Karaman'la aşk yaşıyor. Bu hiç iyi değil sizin için. Neticede... Onda size ait olduğunu bildiğim çok önemli evrak ve dosyalar var. Bunları Türk askeriyle ya da kolluk kuvvetleriyle veyahut Türk istihbaratı ile paylaşabilir. Bu da sizin için hiç iyi olmaz. Naçizane tavsiyem, Teğmen Sezai'ye ne yaptıysanız Bahar Hanım'a da aynısını yapmanız. Neticede Bahar Hanım köksüz bir insan. Teğmen'in arkasından kopan infial onun için kopmayacaktır. Sizlerle, tabii ki de sizinle çalışmayı çok isterim. Benimle tekrar çalışması ümidiyle müsaadenizi rica edeceğim. Merci. Teğmen'in işini halleden... Kişiyi çağırın bana, çabuk. Bırak seni, tamam, çık. Bundan sonra Sezaliye'ne bir süre sen vekalet edeceksin. Emredersiniz komutanım. Bizi biraz yalnız bırakayım. Hiçbir yerden tetikçiye dair tek bir iz bile bulamadık. Davut bu Fransızların yerini biliyorum dedi. Gidelim kendilerine soralım. Şu anda kanun karşısında hepsi suçsuz durumdalar. Biz bir şey yapmadık, bilmiyoruz diyecekler. Her zamanki garp kurnazıyla zeytinyağı gibi üste çıkacaklar. Hepsinin kafası tek tek sıkacak olsak... gene bir suçlu olacağız. O yüzden itidalli olacağız. Plan yapacağız ve bekleyeceğiz. Evet Davut. Elimize bir kanıt geçene kadar öyle olacağız. Saat 2'ye yaklaşıyor kasap olas çıkalım. Davut.
Feyli bir hareketin her şeyi alaşağı eder. Bu adamları bu topraklardan topyekun bir halde atmamız gerekiyor. Kanıtsız bunu yapamayız. Merak etmeyin Göksel Bey. Ben size bir söz verdim. Sakin olacağım. Davut, ne yapıyoruz, ne bekliyoruz oğlum? Bir şey demedin. Ali Geli'yi bekliyoruz abi. Efendim, anlayamadım. Ne? Ali Geli'yi bekliyoruz. İyi misin sen Davut? Bir hastaneye falan gidelim istersen. Geliyorum. Allah Allah. İki gün hasta yattık. Herkesin ayarı kaçmış. Ne işi var bunların burada? Bahar'la bir de Gülfem'le konuştum. Hayatımda ilk ve tabii ki son kez sana yardım edeceğim. Anlat ne anlatacaksan. Bu aradığın adamla ilgili malumat vereceğim sana. Benden haber bekle. Tamam. Yarın ikindi sularında karakolda olurum. Cenazeden sonra. Anlaştık. Gidelim Iğdır. Yoruldum. Ne dedi şimdi bu? Yarın anlayacağız. İyi hadi biz de gidelim. Bahar'a git. Aradığın adam orada. Emin misin? Adam Bahar'ı öldürmek için oraya gidiyor. Gerisi sende. Ne diyorsun lan sen? Ne yapacaktım ha? Adam tetikçi. Tetikçiyi bir yere nasıl gönderebilirim? Burada benimle çene çalacağına bence acele etsen iyi olur. Gidir sahibi arabaya bin. Ne oluyor Davut? Yetişemezsek Bahar'ı öldürecekler. Davut bir şey desene oğlum, nereye gidiyoruz? Ali Gelik'teyim ben Sezai Guram. Bahar'a yollaması için Fransızları ikna etmiş. Yola getirmiş Fransızları. Kız büyük tehlikede. Ha!
ben de seni çok özledim. Annem buranın ruj yapmış. Gel temizleyelim. Bahar Hanım, eşiniz yani eski eşiniz Monsieur Albert İpek için aramanızı ve haber vermenizi bekliyor. Teşekkür ederim ama ben kendisini ne zaman arayacağımı biliyorum. Bu arada size bir oda ayırttım. Üst katta buyurun. Teşekkürler, zahmet oldu. Yarın istediğiniz saate geri dönüş için yola çıkabilirsiniz. Masraflar için resepsiyona bir zarf bırakmış olacağım. Merci. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Ben seni çok özledim biliyor musun? Gel. Buyursunlar Göksel Bey. Burada Fransızlara ait bazı belgeler var sizin çok işinize yarayacağını düşündüğüm. Aynı zamanda Türklerin olduğu zannedilen lakin Fransız konsorsiyumuna ait kimi şirketlerin de listesi. Hepsi gerçek. Sizin bana sunduğunuz silah raporları gibi sahte değiller yani. Bunları nasıl temin ettiniz? Benim de kendime ait bazı yöntemlerim var. Öyle diyelim. Artık kararımızı verdiğimize göre doğru şeyi yapacağınızdan eminim Ali Bey. Hiç şüpheniz olmasın Matmazel. Bu arada sizden özür diliyorum. Size bir şey ikram edemeyeceğim. Bu evrakı direkt sahibine götürmem gerek. O yüzden müsaadenizi istirham edeceğim. Tabii. Zaten benim de Fransa'dan çok önemli bir misafirim gelecek. Onu karşılamam lazım. Öyle mi? O halde Hıdır sizi kapıya kadar eşlik etsin. Teşekkürler. Rica ederim. Bunu niye yapıyorsunuz Ali Bey? Bunu niye yapıyorum? Güzel sual. Birincisi, bu adamlar hadlerini aştılar fazlasıyla. İkincisi, ben bir iş adamıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Mebus namzetiyim. Dünya harbi başladı. Almanya Polonya'ya girdi bile. Ankara'dan ve siyasi çevreden tanıdıklarımın bana söylediği mühim bir şey var. Yakında mükellefiyet kanunu çıkacak. Böylelikle madenler kat be kat daha fazla para kazandıracak. Yabancı sermaye memleketten elini çekince de benim daha çok işime yarayacak bu. Orada olmak istiyorum. Dediğim gibi ben saygın bir iş adamıyım. Her zaman söylemişimdir. İffet, haysiyet ve ahlak. Ben hayatımı bu üçü üzerine bina etmiş bir kimseyim. Şimdi müsaadenizle. Bu arada Teğmen Sezai'den dolayı ne kadar müteessir olduğumu anlatsam nafile kalır. Başınız sağ olsun. Yoksa burada mı kalacağım? Anne kim geldi? Bilmem. Belki mürebbiyen gelmiştir yine. Ben gidip bakayım. Sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam. Bahar, aç kapıyı. Davut. İpek.
kızım. Kasaboğlu. İpek. İpek. Ya gel bakayım, gel bakayım. Sen ne kadar tatlıymışsın ya. İyi misin? Gel bakalım. Gel, 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 gel. Anne. Aa, sen benim fındığıma ne kadar benziyorsun. Fındık mı? Fındık da kim? Fındık benim kızım. Adı Fındık mı gerçekten? Hacca. Ama ben ona Fındık diyorum. Gel gel, ben sana şu masalı anlatayım. Sen biliyor musun? Zonguldaklı bir kırmızı başlıklı kız varmış. Davut, ne oluyor? Fransızlar Teğmen Sezai'yi öldüren tetikçiyi buraya gönderiyor. Seni öldürmesi için. Ne? Kızım? Sakin. Kapıyı aç. Davut. Kapıyı aç. Kim o? Bahar Hanım, Mösyö Flöber gönderdi. Size iletmem gereken birkaç şey var. Benden ne istiyorsunuz? Bırakın! Sonra da... Bu Zonguldaklı, kırmızı başlıklı kız neler yapmış biliyor musun? Büyük annesine ormana yiyecek götürecekmiş. Sonra yolda ormanın içinde giderken bir kurt görmüş. Demiş ki, kırmızı başlıklı kız sen nereye gidiyorsun demiş. Söz bu amca sana devamını anlatacak masal, tamam mı? Tamam. Senin adın ne? Davut. Benim de İpek, memnun oldum. Ben de. Ben o kötü kurt neler yapmış sonra gelip hepsini sana anlatacağım, tamam mı? Tamam. Of canım. Biz otelden çıkana kadar bu odadan çıkmayın. İçerinin halini görmesin çocuk. Tamam. Çıkaralım şu pisliği. Pek münasip. Pek iyi yapmışsın. Katil, kansız herif. Güzel. Sana masal mı anlattı? Evet. Güzel miydi? Evet. Ama yarım kaldı değil mi? Evet. Acıktı mı benim güzel kızım? Evet. Ne yemek istersin? Nereye gidelim? Hı? Köfte? Alır. Olur mu? Sonra yanında belki pilav. Hıh.
Nereye götürüyorsunuz beni? Sence? Öldürecek misiniz? Kasaboğlu bu çiftlikte gömecek yer var mı? Davut bunu yaksak mı acaba ya? Arkada büyük fırın var benim. Ne olur yapmayın. Acıdın bana. Sen acıdın mı lan Teğmen Sezai'ye? Ha? Acıdın mı? Bir de bana acıydı. Ha? Gülfem Hanım, Ali Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Gelsin. Ali Bey, buyurun. Teşekkür ederim Zarife. Merhaba Gülfem. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş buldum. Kusura bakma lütfen, seni rahatsız ediyorum. Hemen sebebi ziyaretime geleyim. Sen istediğin için ne kadar malumata sahipsem... ...hepsini gerekli mercilerle görüştüm. Ne biliyorsam anlattım. Bundan sonrası onlarda artık. Umarım bu beladan bir an önce kurtarırlar bizi. Teşekkür ederim Ali. Rica ederim. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Aslında senden bir istirhamım olacak benim. Dinliyorum. Bahar Hanım, yani avukatım, kendisini avukatlığımdan azlettim. Aa. Niçin? Gayet iyi anlaşıyordunuz. Birlikte entrikalar çeviriyordunuz, kumpaslar kuruyordunuz. Hayırdır? Ben senin bu dobra hallerini hep takdir etmişimdir, biliyor musun? Neyse, meseleme geleyim. Eğer senin de iznin olursa Yavuz'u avukatım olarak işe almak istiyorum. Tabii madendeki görevini aksatmayacak bir şekilde. Yine bir şeylerin peşinde değilsin değil mi Ali? Gülfem, farkında mısın? Sen ne istersen yapıyorum. En samimi duygularımla yaklaşıyorum sana. Rica edeceğim. Benim için bir sakıncası yok, kendisiyle konuşabilirsin. Teşekkür ederim. Müsaadenle. Hı hı. İyi günler. Teğmen Sezai'yi vuran adam. Senin... Geç, geç, içeri geç. Geç, geç, içeri geç. Geç, içeri geç. Geç, içeri geç, içeri. Dur, biz de dövdük. Yeter. Kalk! Kalk. Ne oluyor orada? Kalk! Davut, kim bu adam? Gel buraya. Fotoğrafa iyi bak. Fotoğrafa bak! Bak! Öldürdüğüm vatan evladına bak. Haysiyetsiz herif. Davut, kim bu adam? Ehli kanuna uy deden uydum. Öldürmedim. Al işte. Fransızları tutuklamak için sana kanıt. Sorgu odasına alın. Emredersiniz komutanım. Asker! Komutanım.
Düşünebiliyor musun? O Davut denilen amele sana karşı casusluk yapmamı istedi benden. Sana yakın olacakmışım, yaptığın her şeyi tek tek ona anlatacakmışım. Ben de reddettim tabii ki. Neden? Çünkü ben iffetli, ahlaklı bir adamım. Öyle mi? Bunlar benim laflarım yalnız. Yavuz, geleceğe teres atma lütfen. Yavuz, şimdi beni çok dikkatli dinlemeni istiyorum Yavuz. Senin hayatının fırsatını sunucuyum. Biliyorsun benim bu hayatta harcayamayacak kadar fazla param var. Ki bu Fransız mevzusu hali olduktan sonra daha da fazlası olacak. Allah arttırsın. Rica edeceğim, sözümü kesme. Yakında mebusta olacağım, biliyorsun. Yani bu hayattaki dünyevi işlerden artık arınıyorum diyelim. Ama benim kalbimi parçalayan bir tek mesele kalıyor geriye, bir tek. O mesele Gülfem Hanım mı yoksa? Aferin sana. Aynen öyle. Bak Yavuz, sen bu konağın damadı olduğun için çok rahatlıkla buraya girip çıkabiliyorsun. Anlatabildim mi? Aynı zamanda eşiniz hanımefendi Beyce'yi de parmağınızla oynattığınız malum. Eğer birlikte çalışırsak, anlaşırsak, ben de senin sayende bu konağa rahatlıkla girip çıkabilirim. Bana bundan sonra Gülfem'le ilgili öğrenebileceğin her şeyi, ama her şeyi bana anlatmanı istiyorum. Ve aynı zamanda Beyce'yi de benim lehime işlemeni isteyeceğim senden. Tamam mı? Hı. Olur, olabilir. Yani neden olmasın? Da benim bundan kârım ne olacak? Asude hanımefendiye kaptırdığın paralar desem. Sen bunu nereden biliyorsun? Yavuz. Yavuz, benim adım Ali Gelik. Ben her şeyi, ama her şeyi bilirim. Ali Gelik Yavuz'u avukatı yapacakmış. Allah Allah. Enteresan. Ha. Hanımefendiler. Yavuz'la çok iyi bir iş birlikteliği yapacağımıza eminim. Gülfemciğim, sana da ilginden ve alakandan dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca Beyce, seninle de sık sık görüşeceğiz. Hatta şöyle yapalım, en kısa zamanda seni ve kıymetli eşini yemeğe almak istiyorum. Size ellerimle spagetti yapmak isterim. İtalyan mutfağında iyiyimdir. İyi günler. Görüşeceğiz. Nihayet benim yeteneklerimi, kabiliyetlerimi takdir edecek bir adam. Bundan sonra varımla yoğumla Ali Gelik için çalışacağım. Gel hayatım, gel. Biraz dolaşalım. Bana isim vereceksin. Seni kim azmettirdi? Söyle, cevap ver! Cevap versene lan! Cevap ver! Öldürürler beni. Konuşmazsan biz öldüreceğiz seni. Teğmen Sezai'ye kaydın. Bahar arası çocuğun yanında öldürmeye çalıştın. Seni ya çatırma izlenmiş. Ha? Konuş lan. Konuş lan! Davut. Bana bırak. Git dinlen biraz hadi. Hadi.
o ismin hepsini tek tek söyleyeceksin. Sonra da buraya imzanı atacaksın. Seni kim azmettirdi? Bütün isimleri istiyorum senden. Ben seni nasıl konuşturacağımı bilirim. Ne yaptı? Konuştu mu? Sen kelim etmedi. Elbet konuşacak. Davut, aklıma ne geldi? Bahar Hanım'la kızı bizi öyle bıraktık. Bu Fransızlar bir şey yapmaya kalkmasınlar. Gidip baksak mı? Haklısın, gidip bakalım. Bakalım başlarına bir şey gelmez. Lokma daha ye. Duydum ben anne. Yemeyeceğim. Asıl ben şimdi yiyeceğim onu. Merak etme Fikom. Evlenince bunlardan boy boy yaparız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geliyorum hemen. Müsaade var mı? Tabii, buyurun. Merhaba. Bak, masalın devamını anlatmaya geldim. Merhaba Davut. Merhaba İpek. Gel bakalım, gel. Gel bak ben. Sana şimdi bu kırmızı başlıklı kızın evi Zonguldak'ta nerede, onu anlatacağım. Maşallah, maşallah. Adamlar soru gelecektik, hala konuşmadılar, bekliyoruz. Anlıyorum. Süre zarfında sana ve İpek'e zarar vermelerinden korkuyoruz Bahar. Artık o otelde kalmanı istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama merak etmene gerek yok, iyiyiz biz. Bahar, sözümü dinle. O otel çok tehlikeli. Eşyalarını otelden alıp Kasapoğlu'na geçeriz. Çiftliğe. Peki. Cilal, Fikri ile beraber bugün konağa gitmeni istiyorum. Bu gece orada kalın. Allah'a mı? Serserilik etme oğlum. Ne oldu ya? Göksel Bey'den haber gelene kadar önlem almak zorundayız. Gülfem zaten beni etrafında istemiyor. Hiç olmasa sen oraya git de içim rahat etsin. Eyüp'e de söyle anamın yanından ayrılmasın. Hemen söylerim. Bu yüzükler ne? Ya abi biz... Ya abi yakalandık. Ya ben sana söyleyecektim ama... Yani fırsat olmadı. Biz çok ani bir kararla nişanlandık. Şu ıstırap dolu hayatta iyi bir şeyler olsun be. Kutlarım kardeşlerim. Eyvallah abi. Konakta bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olursa ben çiftlikte olacağım. Bahar Hanım'la İpek'i çiftliğe götürüyoruz. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Gülfem. Bu cenaze hengamesinden dolayı soramadım. Sabah
Fikre'nin parmağında bir yüzük gördüm. Nedir o? Celal'le evlenmeye karar vermişler. Ne? Aralarında nişanlanmışlar. Ne kadar ayıp. Aile büyüklerinin izini almadan böyle bir karara varmaları hiç münasip değil. Celal de Fikriye de yetişkin insanlar. Kendi kararlarını alabilecek yaştalar. Muhakkak Gülfem, muhakkak. Mamafi, ben bunu söylemek durumundayım. Celal Fikriye'nin dengi değil. Kızcağızı üzüp de yarın bir gün istikbalini karartmasından korkuyorum. Hepsi bu. Celal çok iyi kalpli, dürüst ve mert bir delikanlı. Ben ablası olarak Fikriye'nin Celal'le evlenmesinde hiçbir beis görmüyorum. Peki. Neyse. Size afiyet olsun. Ben odama çıkıyorum. Gülfem'in bu mutsuzluğunun tek sebebi o Davut denilen adam. Davut. Bir yaprak gibi oradan oraya savurdu kızcağız. Ali Gelik bugün ne anlattı biliyor musun? Davut'un bu avukat kadın var ya, Bahar, Bahar Aras. Onunla ilişki yaşıyormuş, aşk yaşıyorlarmış. Her gün buluşuyorlarmış. Otel odasında yatıp kalkıyorlarmış. Gerçekten. Evet. Bütün Zonguldak bu haberle çalkalanıyor hayatım. O kadın da çok aşıkmış Davut'a. Yazıklar olsun o Davut'a. Ablam onun ne hatalarını görmezden geldi. Bu benim ablama deva mı? Değil, değil. Bizim ne yapıp edip Gülfem'i bu adamın elinden kurtarmamız icap eder hayatım. Ama bunu böyle bağıra çağıra değil, akıllıca yapmalıyız. Ah teyzem. Teyzem burada olsaydı Gülfem hiç böyle olmazdı. Onu çok sever, sözünden çıkmaz. Teyzen mi? Mehveş teyzem. Cenazeye gelemedi, tanışamadın sen. Hükümet gibi kadındır. Çok varlıklıdır. Cemiyettendir. E nerede peki şimdi? İstanbul'da, Kurtuluş'ta. Anladım, anladım hayatım. O Bahar da bir şeye benzese bari. Değil mi? Oğlum gel, al şu bavulu. Gel bak. Tut elimi. Gerçekten kırmızı başlıklı kız burada mı yaşıyor? Evet. Ben sana dememiş miydim? Çok güzel bir yermiş gerçekten. Sağ ol. Baba. Kızı. Çok merak ettim seni. Davut, bu kim? Bu fındık açacağı İpek. Gerçekten fındık bu muymuş? Merhaba fındık, ben İpek. Merhabalar. Kızım, sen misafirlerimize bir oda hazırlat. Bir de bu küçük hanım yemeğini yarım bıraktı. Ona da böyle güzel bir sofra donatalım. Tamam babacığım. Hadi ben de geleyim. Kucağına al beni. Peki. Davut, gezdirsene beni. Hadi gezelim bakalım. Gel. Hadi atlara gidelim, gel. Hoppa. Aman efendim, latife ediyorsunuz demiş. Hoş geldiniz. Kim ya bu saatte? Hoş bulduk Zarife. Gel Celal, gel. İyi akşamlar beyci. İyi akşamlar. Ablam nerede? Odasında. Asabı bozukmuş biraz. Allah Allah, ne olmuş ki? Ben sana sonra anlatırım, bu ne? Hoş geldiniz. Celal hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Hoş bulduk abla.
Yenge diyor bir de. Kusura bakmayın böyle geldim ama abim dedi ki soruşturma bitene kadar ne olacağı belli olmaz. Sen de git yanlarında dur. Siz artık nişanlandınız. İstediğin zaman gidip gelebilirsin bu eve. Burası artık senin de evin. Bir kere benim için şöyle güzel bir şey söylemedi. Toplum içinde kulaktan kulağa fısıldaşmak adab-ı muaşeret kurallarına uygun değildir Yavuz. Abin kendi gelmeyip seni buraya yolladığına göre herhalde kendisi Bahar Aras'ın yanında. Cevap vermediğine göre öyle. Neyse Celal, gel biz sana odanı gösterelim. Hadi gel, lütfen geç. Keşke öyle söylemeseydim, Gülfem çok bozuldu. Yok yok, iyi yaptın hayatım, iyi yaptın. Dost acı söyler. Hayatım, şu Mehveş teyzen, ha? Konağa mı gelse acaba? Başımızda dursa, annelik etse bize. Hem Gülfem'in eli eteği de kesilir konaktan, gider madenin başına. Ha? Sen de o arada çocuğumuzu büyütürsün. Gelmez Yavuz teyzem. Kurtuluş'ta onun kurulu düzeni var. Ya bu kadar zaman gelmedi, şimdi mi gelecek? İyi peki. Sonra yine konuşuruz. Hadi yatıyorum ben. Sen de geç kalma, gel. Kurabiye yemedin, kurabiye yapmıştım. Yok yok, yemeyeceğim bir şey. Hadi bekliyorum. Kızım, iyi misin sen? Köfte çok güzel. Çok güzel. Neden? Çünkü ben yaptım. Hadi gel biz bir senin yüzünü yıkayalım. Değil ama bir şey soracağım. Babası nerede? Albert, o Fransa'da. Biz 3 sene önce boşandık. Hayırlısı. Hediye edelim. Odasını alsınlar rahmetinin. Bana Ali Geli'yi bağlayın lütfen. Efendim. Bağlayın lütfen. Dinliyorum Yavuz. Ali, seninle konuşacağım, sana anlatacağım şeyler var. Zekalı herhalde. Dinliyorum dedim ya Yavuz. Gülfemlerin bir teyzesi varmış, Mehveş teyze. Senin bir an önce Zonguldak'a o kadını getirmen gerekiyor. Hem de hemen. Sebep?
Gülfem bir tek bu kadının sözünü dinliyormuş. Eğer o kadını konağa getirebilirsek ittifak yapabiliriz diye düşünüyorum zannımca. Peki kendisiyle ilgili bir malumat var mı sende? Kurtuluş'ta oturuyormuş. Kurtuluş'ta oturuyor. Başka? Cemiyetten. Cemiyetten. Ve oldukça da varlıklı bir kadın. Varlıklı bir kadın. Ne yapıyorsun sen burada? Sen niye yatıyordun? İyice huy edindin geceleri buraya gelip telefonla konuşmayı. Evet, evet Ali'ciğim. Ben o dosyalarla şahsen bizzat kendim ilgileneceğim. Merak etme sen. Sen zahmet etme. Hadi iyi akşamlar. Hayat. Ali Bey'le çok önemli bir meseleyi teati ediyorduk da bu benim için çok önemli hayatım. Kariyerimde bir sıçrama noktası olacaktı. İnşallah Yavuzcuğum. İnşallah. Hadi. Hadi yatalım artık. Hadi. Tövbeler olsun. Bana peki Ali'ciğim dedi. Dosyalarla da bizzat ilgilenecekmiş. Aa! Yavuz. Beyce'ye yakalandı tabii ki. Ver bakayım şunu, ver. Behice, Behice. Kurtuluş'ta oturuyor. Cemiyet hayatının varlıklı bir hanımefendi. Bir teyze bu kadar etkili olabilir mi sence Hıdır? Ha? Bilemiyorum Ali Bey. Öğrenelim o zaman. Hazırlan, İstanbul'a gideceğiz. Hem şu partideki arkadaşlarımla bir görüşüp hasbihal ederim, hem de bu Fransız mevzusu patlamışken burada olmamak en iyisi. Ha! Markis Pastanesi'ni bilir misin? Oradan sana profiterol yedireyim. Biliyor musun? Bilmiyorum Ali Bey. İyi, öğrenirsin. Hazırlan. Hadi bir göster, bir nasıl yapılıyor? Böyle oluyor. Böyle hızlıca kaydıracağız. Şöyle mi? Şöyle mi yapıyoruz? Nasıl böyle. Sakin. Davut Bey. Ben de haddim olmayarak size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Siz Gülfem Hanım'la ayrıldınız mı? Orası biraz karışık. Umarım en yakın zamanda bir araya gelirsiniz. Az önce böyle oldu ya. Göksel Bey geldi. Avluda sizi bekliyor. İyi, al içeri. İpek. Hoş geldiniz. Gel kızım. Merhabalar. Bütün isimler burada. Ve yazılı ifadesi. Ne zaman harekete geçeriz? Yarın gece kaçmayı planlıyorlar. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Hepsini tek tek yakalayacağız. Yakalarız Allah'ın izniyle. Bu yapacağımız en büyük, en zor operasyon olacak. Hareketlerimizden haberdarlar maalesef. Koruma sayısını yükseltmişler. Her taraf silahlı adamlarla dolu olacak. Her ihtimale karşı. Sevdiklerinizle helalleşin. Hayır baba. Olmaz. Gidemezsin. Gidemezsin baba. Dur kızım, tamam. Hatice. Peki. Tanıştığıma çok memnun oldum.
eğer bir daha görüşemezsek anneni sakın üzme, tamam mı? Kendine dikkat et. Sağ ol her şey için. Hatice! Hatice'm! Ağlama be kızım. Ağlama. Canımın içi. Gitme baba. Ya ne olur gitme. Duymadın mı dediklerini? Çok zor olacak dedi. Sevdiklerinizle helalleşin dedi. Ya sana bir şey olursa? Ne olur gitme baba lütfen. Bu boynumuzun borcu Hatice. Bu vatan borcu. Gencecik çocuğu şehit ettiler. Yanlarına mı kalsın? Baba. Günler, saygıdeğer beyefendiler. İyi günler. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum, vaktinizi alıyorum. Mevheş Hanım diye birisini arıyorum. Buralarda tanınan hatırı şinas bir hanımefendiymiş. Nerede oturduğunu biliyor musunuz acaba? Senden Mevheş Hanım arıyorsun. Başkası da mı Mevheş Hanım'ı arıyor? Anlarsın şimdi. Şu taraftaki evin ikinci katında oturuyor kendisi. Çok hoş. Defol git elimden. Zaten aylardır kira verdiğin yoktu. Sen ne yüzsüz bir insansın. Hadi hanım hadi. Hem suçlu hem güçlüsün. Sen ne cazgır bir kadınsın be. Durun diyorum size ya. Nereye götürüyorsunuz eşyalarımı? Bırakın. 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 Bırakın dedim. Bugün bu ev boşaltılacak. Başkasına kiraya verdim. Akşama kadar çıkarsınız yoksa polis çağırırım. Defolun gidin. Bunca yıldır size verdiğim kiralar haram olsun. Haram zıkkım olsun. İyi günler diliyorum hanımefendi. İyi günler. Siz Mehveş Hanım mısınız? Benim. Siz de kimsiniz Allah aşkına? Çok özür diliyorum, kusuruma bakmayın, kendimi size takdim etmedim. Efendim bendeniz Ali Gelik. Zonguldak'ta çok büyük bir iş adamıyım. Aynı zamanda yeğeniniz Gülfem Paşazade'nin de ortağıyım. Gülfem'in ortağı mısın? Evet efendim, ta kendisiyim. Sandalyemi bırak! Sandalyemi bırak! Öyle bir cemiyet hayatı mı? Anlamadım ki. Davut. Senden helallik istemeye geldim Gülfem. Niçin? Soru sorma ne olur. Bana hakkını helal ediyor musun? Neden Davut, bir yere mi gidiyorsun? Cevap versene, nereye gidiyorsun? Ben hayatım boyunca hep iyi şeyler yapmaya çalıştım Gülfem. Ama görüyorum ki insanlar hep benim yüzümden zarar görüyor. Acı çekiyor. Sen acı çekiyorsun. Bana hakkını helal ediyor musun? Helal olsun.
Seni sonsuza kadar seveceğim Gülfem. Seni sonsuza kadar bekleyeceğim. Kusura bakmayın, size de bir bardak sıcak çay bile ikram edemedim. Aman efendim, estağfurullah. Demek buraya kadarmış. Ben de kendimi camdan atarım, olur bir tane. Aa, o nasıl laf efendim? Lütfen, böyle şeyler söylemeyiniz, rica edeceğim. Meyveç Hanım, bakın, yeğeniniz Gülfem Paşazade. Kendisi benim bu hayattaki varoluş sebebim. Hayatımın anlamı, ömrümü geçirmek istediğim yegane insan. Ve ben çok zenginim. Öyle. Sizi bu müşkün durumdan kurtarabilirim yani. Müsaadenizle. Meyveç Hanım, rica edeceğim. Benimle Zonguldak'a gelin. Gülfem sizin sözünüzden çıkmazmış. İzdivacımıza sebebiyet verin. Ben de size şaşalı, pırıltılı, gösterişli bir hayat vereyim. Meyveç Hanım, ben size hayatınızın fırsatını sunuyorum. Ali Gelin'in kayınvalidesi olmak istemez misiniz? Ben göreve gidiyorum. Hakkını helal et. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum korkutma beni. Ne görevi, nereye gidiyorsun? Memleket meselesi sana. Hakkını helal et. Helal olsun yavrum. Ver elini öpeyim. Dikkat et oğlum. Eyüp. Dikkat et oğlum, olur mu? Allah'a emanet. Sen de ona. Allah. Allah'ım sen koru evlatlarımı. Sen bana bağışla ya Rabbi. Kanın yerde kalmayacak. Gözün arkada kalmasın. İçeridekiler, teslim olun. Etrafınız sarıldı. Ne kadar inatçı insanlar bunlar. Kapıya kimseyi yaklaştırmayın. Peki efendim. Çabuk.
hemen İstanbul'u, Fransız konsolosluğunu bağlayın. Adi insanlar, beni nasıl yalnız bırakırsınız, nasıl? Bir yolunu bulup buradan kaçmalıyız. Çabuk. Bir yolunu bulup kaçmalıyız. Arka taraftan ayrı ayrı araçlarla Zonguldak Limanı'na götüreceğiz. Tamam, çabuk. Aşağı. Koş. Arabaya. Asker topla. Ahmak adam. Çabuk hızlı. Tutayım Türk. Kahrolası Türkler. Hızlı. Daha hızlı. Çabuk. Hadi. Tutayım Türk. Çabuk. Hadi şimdi hızlı. Daha hızlı. Yalnız şunu söylememe müsaade buyurun. Teyze böyle bir şey değil. Teyze dediğimiz insan yaşını başını almış, efendime söyleyeyim dolma doldurup sarma saran, ne bileyim canım hamur işiyle uğraşan insandır. Bir insanın bu kadar güzel teyzesi olur mu yahu? Haklısınız Ali Bey. Sesin çok kalınlıdır. Susar mısın lütfen? Efendim Gülfem'in cazibesini, asaletini ve harikuladeliğini nereden aldığını şimdi sarih bir şekilde idrak edebiliyorum. Dikkat edin. Ben bu tatiflere alışırım Ali Bey. Zonguldak'a bayılacaksınız. Hareket hiç durmuyor. Devamlı suretle aksiyon. Göreceksiniz. Nefesiniz kesilecek.
Yaşa. İn. Diz çök. Diz çök! Bu yaptığın kanudur. Bana böyle davranamaz. Davranırım. Çünkü burası kanunsuz topraklar. Diz çök! Nasıl kıydınız lan Teğmen Sezai'yi? Nasıl kurşun sıktınız Türk askerine? Ha? Davut, sakın. İnan buna değmez. Beni ve askerleri ne kadar zor durumda bıraktığını farkında mısın? Hep aynı şey oluyor. Kanuna ve nizama güvenmemekte niye ısrar ediyorsun? Bu pisliklere adalete yani size teslim ediyorum Göksel Bey. Alın şunu. Seninle tanıştığım güne şükürler olsun evlat. Bu memleket sen gibi, Teğmen Sezai gibi gençler sayesinde kurtulacak. Hepsini yakalamışlar mı peki? Kimseye bir şey olmamış değil mi? Oh, çok şükür, çok şükür. Tamam. Çok sağ ol haber verdiğin için Celal. Ben de seni. Görüşürüz. Fikriye ne oldu? Celal şimdi hepsini anlattı. Hı. Kolluk kuvvetleri bu Fransızların mekanına büyük bir baskın yapmış. Adamların hepsi kaçmış tabii. Bizimkiler de sahile kadar takip etmişler. Aralarında büyük bir çatışma çıkmış. Hı. Sonra hepsini yakalamışlar tabii. Hı. Allah Allah. Mübalağa etmiş seninki biraz. İşkembeyi Kübra'dan sallamış. Allah sana sabır versin Fikriye'cim. Bu Celal kardeşimizin hayal gücü bayağı bir genişmiş. Resmen çocuk yalan söylüyor. Kişi karşısındakini de kendi gibi bilirmiş. Değil mi enişte? Nasıl bitmiş bu mücerretme acaba? Nasıl bitecek? Mutlu sonuna bitmiş tabii ki. Hepsi yargılanacakmış o Fransız hileci haydutların. Katiller. Teğmen Sezai'nin kanı hala ellerinde. Zarifeciğim ben bakarım canım. Teyzemin. Geç. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sizleri özledim. Zaten merak içindeydim aylardır. O kadar endişelendim ki sizin için. Sizler benim canlarımsınız. Teyze çok özledik seni. Çok ihmal ettim sizi. Çok. Kızlar seni görünce nasıl mutlu olacak? Alayım anamam. Hoş geldiniz. Ha, beğendim. Tatlamayı beğendim. Zaten. Beyce, Fikriye. Hı. Bakın kim geldi? Güzellerim benim. Oh,
tutuyorsunuz günlerdir. Ne zamandır istiyordum, sonunda fırsatını buldum geldim. Hoş geldin. Ya teyze, daha yeni Yavuz'da senden bahsetmiştik, inanamıyorum. Efendim, ben Yavuz, Beyce'nin eşiyim. Tanıştığımıza müşerref oldum efendim. Ne kadar kibar, ne kadar yakışıklı bir damadım varmış benim. Teveccühünüz sağ olun. Zarife, hemen sofraya bir tabak getir. Teyzeciğim geç, hadi gel. Gel, gel. Ne istemişimdir biliyor musun Hıdır? Hep böyle kalabalık. Hep böyle mutlu bir ailem olsaymış. Keşke. Memlekete verdiğiniz zararlardan dolayı önce yargılanacaksınız. Sonra yıllarca hapis yatacaksınız. Tabii hapiste hayatta kalmayı başarabilirseniz. Bu iş burada bitmeyecek. Göreceksiniz. Çok büyük bir diplomatik kriz olacak. Şimdi kime parmak sallıyorsun ulan? Tüm şehitlerimize selam olsun. 1935 ve 1939 yılları arasında yabancıların elindeki maden işletmelerinin devletleştirilmesi, ülke güvenliğinin sağlanması ve memleketin kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması için Zonguldak'ta büyük çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında kayıplar verildi, fedakarlıklar yapıldı. Bunların hepsi Atatürk'ün hedeflediği devlet madenciliğine çok büyük katkılar sağladı.